Bir ay biraz çok nece diyenler fantastik bir müddet çünkü ölçür. Bir ayda bu mümkün değil. Ama bu meselelerin hamısına aslında bugün haberlere düşen haberlerin hamısına baktığımızda birbirinden alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani hem Ceyhun Bayramov'un söyleyişi, yani Gürcistan'daki söylediği fikirler, hem Arayat Mirzayan'ın Estonya görüşündeki fikirleri, hatta buraya Alen Simonyan'ın bu Avrupa İttifakı ile alakalı o referandum görüşlerini de dahil edebilirsiniz. Bu manada ki, yani görünen odur ki, belli sülh sazişi için artık Fusile'de Garp'le, Garp'ın bakış açısıyla da ve Azerbaycan, Ermenistan mühim noktalarda bir fikre gelip, burada eksik kalan en esas noktalardan birisi Ceyhun Bayramov'un açıkça ifade edildiği kimi, çünkü böyük meselelerin çok önemli olduğunu, yani birçok meselelerin yani diyelim, en büyük meselelerden biri Ermenistan Konstitüsyonu'ndaki değişiklikler ama olmadan sülh sazişine Azerbaycan'ın çok da sıcak bakacağını, yani yakın yanaşacağını zannedemem. Ararat Mirzayan da aslında buna doğrudan vurgu yapmadı. Sadece Ermenistan'la Türkiye ilişkilerinin ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin birbirinden ayrıştırılması gerektiğini söyledi ama bu da aslında öyle değildir. Çünkü bu meseleler de birbirine bağlıdır. Yine dediğim gibi Avrupa İttifakı'na üzvlükle de bu birbirine bağlantılı mesele olduğunu düşünüyorum. Yani benim görüşüm bugünkü haberlere veya bugün gelişmeleri izlediğinde benim görüşüm bu yöndedir ki, böyle Ermenistan artık Gerbin de tehdidiyle lazım gelirse konstitüsyayı da değiştirmeye, ki Azerbaycan tehdit edilir, değiştirilmez yani bu mümkün olmaz diye, konstitüsyayı da değiştirmeyi planlıyor. Onun için dedim bir ay içerisinde bu olmayabilir ama yakın müddette bunu gözleyebiliriz. Çünkü dikkat ederseniz Alen Simonyan'ın özellikle Avrupa İttifakı ile ilgili açıklamasında Avrupa İttifakı'nın değerlerine saygılı bir ölçü olarak, Avrupa İttifakı'nın temel değerlerinden birisi komşu devletlerle arazi problemlerinin olmamasıdır. Yani eğer Ermenistan hakikaten de Avrupa İttifakı'na üz kabul edilecekse ve Avrupa İttifakı eğer ikiyüzlülük elemeyecekse, o zaman Avrupa İttifakı'nın da Ermenistan'dan bu konstitüsyonunuzu değiştirin çünkü sizin konstitüsyonunuzda Türkiye'ye ve Azerbaycan'a yönelik arazi iddiaları var deyilecek. Ben bile fikirleşirim ki Paşinyan bu sefer farklı bir özüne göre belki de doğru taktik olarak bir oyun kurguladı. İlk önce Ermenistan halkına böyle ihtimal yakın bir zamanda Avrupa İttifakı'na girmek istiyorsunuz mu sualını soracak. Eğer o referandumdan her cevabını alarsa ama Avrupa İttifakı'na girmek istiyorsunuzsa konstitüsyonunuzu da değiştirmek lazımdır. Çünkü Avrupa İttifakı'na girmenin mühim adımlarından biridir bu deyip belki konstitüsyayı değiştirme yoluna gidecek. Ha, o zaman arkasından sülh mügavilesi bir başa gelebilecek. Ve bu görünen çok yakın bir zamanda olacak. Elbette ki burada esas mesele Rusya'nın özellikle Avrupa İttifakı'na yönelik bir referandum yapması halinde Ermenistan'a reaksiyası ne olacak? Böyle bir referandum Ermenistan açısından ne gibi neticeler getirebilecek? O Ermenistan dahil meselesidir. Bunu şu an için stratejik olarak teyit edilmek mümkün değil. Ama mesela O'Brien'in bugünkü açıklamasını da dikkate aldığınızda aslında Ermenistan'a bir taraftan hoş görünen ama bir taraftan da biraz eleştirebilecek cümleler de istifade edildi. Çünkü dedi ki bu problem, Kafkasya'daki problem sadece Azerbaycan ve Ermenistan değil, Orta Asya Respublikalarını da çok meraklandırır. Çünkü Orta Asya Respublikaları Çin ve Rusya üzerinden ticaretlerini gerçekleştirmeye mecbur kalırlar bunun için. Oysa biz istiyoruz ki dedi bunu Ermenistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'yla veya Batı'yla bütünleşsinler. Orada da dikkat ederseniz bir cümle daha dedi ki bu olabilir ki Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye olsun. Yani dolaylı olarak Ermenistan'a dedi ki siz artık Azerbaycan'la bir noktaya gelin ki biz de size bir yardım edip sizin ekonomik inkişafınıza tesir edebileceği bir manada o dehlizi, o koridoru sizin üzerinizden geçirdi, yoksa Gürcistan üzerinden devam etmesi gerekiyor. Yani Gürcistan'da küstürmek. Cahit Bey, bunların hepsinin bir bütünün parçaları olduğunu